Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle benzin fiyatları da arttı biliyorsunuz ki değerli izleyenler. Bu nedenle Amerika'daki benzine 18 sentlik federal vergi getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuyu değerlendirdi. Kongre çağrıda bulundu. Benzinde vergiyi kaldıralım dedi. Kongre'ye çağrı yaptı. Benzindeki vergi 3 ay askıya alınsın dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da artan benzin fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, Ukrayna'daki savaşın petrol fiyatlarının artmasına sebep olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı, galon başına 18 sent federal verginin getirilmesi kararını da değerlendirdi. Söz konusu verginin 3 ay boyunca askıya alınmasını talep etti. Şu anda kar için zaman yok dedi. Sayın seyirciler, plastik tehlikesi büyüyor. Hem çevre, hem insanlar, hem de hayvanlar her geçen gün daha çok plastiğe maruz kalıyor. Okyanuslarda her yıl 14.9 milyon ton plastik deniz canlılarına geçerek besin zincirine dahil oluyor. Şu anda bir insansa haftada ortalama bir kredi kartı kadar plastik tüketiyor. Yanlış duymadınız, haftada bir kredi kartı kadar plastik tüketiyoruz efendim. 2060'ta insanların tüketeceği plastiğin ise 3 kat artacağı tahmin ediliyor. ...70 yıldır hayatımızda ucuz ve sağlam olduğu için kullanılıyordu. Her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Hatta okyanuslarda bile. Pet şişeler, karton bardaklar, saklama kapları, bazen oturduğumuz sandalyeler, bazen çalıştığımız masalar, çatallar, bıçaklar bile plastik oldu. Deniz canlılarına geçerek besin zincirine bile dahil oldu. Tehlikenin adı plastik. İnsan sağlığına zararları çok fazla. Bu nispeten yeni keşfedildi. Hem doğaya zarar veriyor. Doğada kolay kolay kaybolmuyor. Ama doğaya verdiği zarar dolaylı olarak insana da yansıyabiliyor. Plastik 1950'li yıllarda hayatımıza girdi. Başta ucuz ve sağlam olduğu için kullanılıyordu. Yıllar geçti, farklı ülkelerde birbirinden farklı araştırmalar yapıldı. Araştırmalar sonucunda plastiğin doğaya nüfuz eden bir zehir olduğu ortaya çıktı. Plastikle ilgili yapılan son araştırmalar korkutuyor. Son yapılan araştırmaya göre bir kişinin haftada ortalama bir kredi kartı kadar plastik tükettiği söyleniyor. Bu oranın ise 2060 yılında şimdikinden 3 katı daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Plastik zehir saçıyor. Birçok hastalığa neden olabiliyor. Plastik insanları yavaş yavaş zehirliyor, kansere bile neden olabiliyor. Plastiklerin içerisinde bulunan bisfenol A maddesi içerdiği yoğun zehir miktarıyla kanser hastalığına doğrudan yol açabiliyor. Hormonlarımızı bozuyor. Hem üreme hormonlarını etkiliyor, hem insülin hormonunu etkiliyor. Kilo artışına yol açıyor, insülin direncine sebep oluyor. Daha ilerisinde şeker hastalığına sebep olabiliyor. Yani bir plastik nasıl kilo artışı yapabilir, nasıl şeker hastalığı yapabilir diye düşüneceksiniz. İşte bu yolla yapıyor. Aynı zamanda kansere de sebep oluyor tabii ki. Pet şişeleri ve bu bardakları günlük yaşantımızda sıkça kullanıyoruz. Okullarda, iş yerlerinde, sokaklarda. Ancak bu plastikler sanıldığı kadar masum değil. En çok mutfakta söylediğiniz gibi şişe, saklama kapları, içecek ve yiyecekleri sakladığımız kaplarda kullanıyoruz. Ucuz, hafif, kullanımı kolay, evet doğru. Ama bu plastik bu yiyeceklerle birlikte vücudumuza da girebiliyor. Uzmanlarsa uyarıyor, plastik yerine cam ya da porselen kullanın. Plastik yerine cam ya da porselen, diğer saklama kaplarını ve özellikle ısıtmak için de diğer bu saydığım saklama kaplarını kullanmalıyız.